insanları birleştirdiğinden doğan sosyal medyayı ekrana taşıyoruz. Sosyal medya sadece sohbet, muhabbet ortamında değil. İlişkilerimizin bittiğini SMS ile öğrendiğimiz günler geride kaldı. Artık boşanmaların 5'te 1'i Facebook yüzünden oluyor. Bence çok yakıştı. BBC World'ı takip ediyorum. Neyi değiştirecek? Beğenenler var. Önümüzdeki yıllarda gazeteler... Her şekilde. Uzun, ağır ve ağdalı... Bizim gibi düşünmeyene tahammülü davranış diyemem. Ruh halimizin turnusol kağıdına dönen derdi kederi döktüğümüz sosyal medyaya baktığımız programımız bir kere daha huzurlarınızda. Bu gece stüdyomuzda Doğuş, Yasemin Akyol ve Şanı Şerf. Skype bağlantımızın ucundaysa Ömer Özdamar, Mithat Bereket ve İsmail Hakkı Polat olacak. Elbette becerebilirsek Skype bağlantıları her zaman sürprizlere gebe. Elbette sosyal medya geçen haftanın özetiyle başlıyor. Yani... Türk televizyon tarihinde ilk defa bir konu küreğiyle geldi yayına. Bu iyi ki de yok. O yarı karbon hayali değerli bir özelliğe sahip, uzayabiliyor. Aman tanrım. Kırdın. Aman tanrım. Send me free, why don't you baby? Get on my life, why don't you baby? Büyük resmi merak ediyorum. Yani puzzle tamamlandığı zaman ne olacak? Yani parça parça gösteriyor sağ olsun. Paylaşıyor insanlarla. Sağ olsun. Burada bize emeğe saygı demek de. Murat Uçar ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Sokrat şarkı söyler mi acaba demiş. Söylerim tabii ki. Böyle bir yeteneğin olduğunu duydum. Ve gerçekten son bulursa yol üzülme. Ne olursa olsun canım. Vazgeçmek benim erkeklik hamurumda yok. Belki bir gün anketimizin anlarlar. Sonuçlarına bakalım efendim. Hilal Ceveci pampişlere fotoğraf paylaşmaya devam etsin mi diye sormuştuk. 1007 oy geldi henüz. %21 etsin. %31.2 Bunun çözümü bilmiyorum. Bunun çözümü çok zor olur. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Okulunu okuttuk o kadar. Anlatmadılar mı şöyledir böyle? MSN'de keklendiğim bir şey var. MSN'de? Evet, keklendiğim. 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 Heklendiğim niye anladım biliyor musun? Bu da enteresan bir tabir olabilir. Yani biz şu an yapmaya ilk başlayanlarız sadece. O yüzden sana o kaç kadar... Kaç kişisiniz? Kaç herhalde 15-20 kişi varızdır. Çok fazla merak ediyorlar. Cezaya çok saygı duyuyorum. Yani sonuçta bu işin reddedilmek o kadar da sorun yıpratıcı, değil. Yıkıcı bir şey olmuyor artık. Silersin Facebook'tan olur gider. Değil mi? Engellersin ya da görmezden gelirsin. Bizim zamanımızda bırakın böyle kız erkek ilişkilerin kız yoktu zaten internette. Kız yoktu. Doğru mu? Kürekle beraber size kürek kürek selamlar, sevgiler, teşekkürlerimiz. Sosyal medya devam ediyor. Geçen hafta böyle geçmişti. Bu haftanın nasıl geçeceğini de birazdan anlayacağız. Ben her programın başında olduğu gibi size bize ulaşabileceğiniz seçenekleri bir tekrar edeyim. Sosyalmedyatv.com bizim web sitemiz. Facebook'ta facebook.com/sosyalmedyatv. Twitter'da da twitter.com/sosyalmedyatv hesaplarından ulaşabilirsiniz. Benim kişisel hesabım mserdark. Twitter'da, Facebook'ta da Serdar Kuzuloğlu. Rejimiz gömleğin bana yakışmadığı hakkında genel bir görüşe sahip. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi de paylaşırsanız illa tişört giymemi istiyorlar. Belirttiler. Sizlerin de fikrine göre önümüzdeki haftanın kararını verebiliriz. Bu konuyla ilgili anket de yapabiliriz. Narsistik bir anket olarak. Konuklarımızı anons ettik. Kendilerini yayına verdiğimizde altta iletişim seçenekleri de bulunacak. Yanlarında telefonları var. Doğrudan da takip ediyor olacaklar fırsat bulundukça. Ben de size burada Sosyal Medya TV hesabı üstünden yolladığınız soruları ulaştırmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi tekrarlayayım. Hepsini sorma imkanımız olmuyor. Ancak hepsini daha sonra konuklarımız bakabiliyorlar, görebiliyorlar. İsterlerse cevaplarlar. Dolayısıyla... Programımıza başlıyoruz ve ben müsaadenizle Doğuş'la başlamak istiyorum. Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk. Tahmin edersen ilk soracağım soruyu. Nerelerdesin, ne yapıyorsun? Benim radarımdan biraz uzakta kalmıştım. Dolayısıyla ya aslında, ilk ağızdan duyalım. Çok fazla magazin yapmıyor olabilirim. Ama bu benim kitle kaybıma neden olan bir şey değil.
Kitlem var çok şükür. Birbirimizi kaybetmiş değiliz. Yine cıvıl cıvıl güzel şarkılar yaptım. İçim Atıyorum Aşk bayağı bir çalıyor radyolarda. İnşallah. Klibini de çektim. Pazartesi ya da salı günü yayına girecek. Bizde şöyle bir durum var. Bir müddet ekranda gözükmediğimiz zaman genel olarak işte ya bu gözükmüyor artık ya falan ne oldu buna falan diye bir tabir var. İşte öyle değil aslında. Çünkü Doğuş diğer popçular gibi değil. Kazıyarak geldiği için ve hakikaten geçmişinden bu zamana kadar dimdik ayakta durduğu için bence diğer popçular gibi değil. Yani farklı. Doğuş dinlemek ayrıcalıktır. Doğuş başkadır. Doğuş'u anlamak zordur. Anladığın zaman da bırakmak zordur. Çünkü şarkılarım derin. Epey bir derin yani. 97 değil mi senin başlangıç? 14 yıl olmuş. Çok. 14 yani. Peki bir şey soracağım. Atilla Taş da aynı dönem mi? Yaklaşık Atilla aynı benden sonra çıktı. Doğru mu? Atilla Taş konumuz olmuştu da onunla konuşurken aslında bir yandan şeyden dert yanmıştı. Sektörün çok hızlı dönüştüğünden ve artık çok farklı parametrelere ulaştığından ona rağmen yine de en avantajlı olanın sizin dönemde parlamış olan kişiler olduğundan bahsetmişti. Katılır mısın böyle bir şeye? Şimdi bir kere Atilla benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır, bir kardeşimdir, severim. Hatta bir de şarkı verdim şimdi yeni albümün onunla çıkacak. Hediye ettim ona. Nihayetinde herkesin kitlesi aynı değildir. Her dinleyici aynı sanatçıyı dinlemez. Seni dinler, beni dinler, onu dinler. Ya da sırf seni dinler. Başka herhangi birini dinlemez. O yüzden buna pek katılamayacağım. Peki sektörün değiştiği konusunda ne diyorsun? Hani sen bu sektörün içinde hem bir yorumcu olarak hem de patron olarak yer alıyorsun. 14 yıldır varım ve sözlü müziklerimi sevenlerimle paylaşıyorum. 14 yıldır ben şarkıcı değilim, sanatçıyım. Hakikaten onlarca stara şarkılar verdim. İşte Alişanlar, Kibariyeler, Gökhan Tepeler, Zeynepler vesaire vesaireye işte birçok daha isimli ve isimsiz bir dünya adama şarkı verdim. Yani üretken bir adam olarak. Sanatçılık kimliğini hak ettiğimi inanıyorum çünkü 14 yıldır dile kolay. Sektör çok bitti, mahvolduk, öldük ya da 3 kişiyle paylaşılıyor falan diye bir şey yok bence. Hak eden hak ettiği yeri zaman içerisinde alır diye düşünüyorum. Her sanatçının birebir kitlesi olmak zorunda değil. Seni dinler, beni dinler, onu dinler. Belki bir tek beni dinler, seni dinlemez. O da var. O yüzden ben saygı duyuyorum açıkçası. Topluma bakarsak kim ne dinliyorsa ben alkışlarım. Benim öyle bir şeyim yok, derdim yok. Vah vah tüh tüh. Peki senin ilk başladığın zamanlarda ki süreçleri bir gözünün önüne getir. Şimdi sen de bir şirket sahibisin. İnsanların albümlerine karar veriyorsun. O zamandan bu zamana neler değişti? Mesela seçim kriterleri değişti mi? İnsanlar, tarz. Ya açıkçası benim için güzel okumalı. Bana hitap etmeli, benim yüreğimi titretmeli. En önemlisi bu. Ondan sonra şarkı problemimiz yok zaten. Hemen hemen bütün sanatçılar arkadaşlarımız, dostlarımız. Benden olur. Benden olmazsa Serdar Darun. Oradan olmazsa başka birini. Bir yerlerden bir şekilde onu alırız. Onu şey yaparız. O kılıfa ambalajlayıp sunarız. Ama en önemlisi beni hitap etmeli. Beni yıkmalı. Yani ben düşünmeliyim. Bütün gün o şarkıyı düşünmeliyim ki inanıp o insanla beraber yürüyebileyim. Bu arada çok özür dilerim. Geç gelen bir doğum günü var benim. 30 Haziran'da doğdum ben ama şunu açıklık getirmek istiyorum. Bazı fanlarım, canlarım demiş ki ya işte abi hani şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Onları da buradan rahmetle anıyorum ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Acaba yapmasak mı? Ben de buradan net bir şey söylüyorum. Biz orada can cana oturacağız, muhabbet edeceğiz. Nasıl şu anda biz ediyorsak. Vur patlasın, hadi kopalım falan böyle bir şey olmayacak. Ben bunu buradan net altını çizeyim. Bunu da böyle herkes bilsin. Bazı saçmalayanlar da olmuş çünkü. Onları da buradan iletmiş olalım. Yani sonuçta kendi hayatın, kendi kararların en başta. Tabii ki de her zaman kendi kararlarım sensin. Ama tabii ki de kendi kararlarım üzerine hep arkasında dururum ben. Zaten o yüzden 14 Hı-hı. yıldır böyle öyle ya da böyle dalgalı denizli devam eder benim hayatım. Ama vur patlasın çal oynasın zaten yapacak karakterde değilim.
şey yapacağız. Muhabbet edeceğiz. Özledim çünkü. Çok özledim. Çoğunu göremiyorum. 100 kişi falan oluruz diye tahmin ediyorum. Türkiye'nin her yerinden gelecekler, yurt dışından gelecekler var. Böyle sarılacağız, muhabbet edeceğiz. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Fotoğraflar çekeceğiz. Bu kadar. Bence dikkate alınması gereken en önemli şey. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Biz çok de buradan en azından bu dileklerle seninle beraber olalım. Şanışer'i tanıyor musun? Açıkçası ismini duydum. İlk defa tanışıyoruz. Bizim de ilk defa o anlamda tanışmamız olacak. Yasemin sen tanıyor muydun? Öyle mi? Tamam. Hoş geldin. Hoş şimdi biz bu rapçi damarına girdik. Yani itiraf ediyorum, ekibimizin maili var. Benim Hayda Hayda mailim var. Bir yandan da şunu fark ettik. Her haftada tekrarlıyoruz bir yandan. Anladığım kadarıyla sosyal ağ kullanıcıları içerisinde bu hip hop ve rap'e karşı ekstra bir yatkınlık mı var? Çünkü en fazla ilgiyi gören şarkıcılar, sanatçılar, yorumcular genelde bu kategorinin içerisinde. Vallahi sanırım Türkiye'de internetin kullanım yaşının, yani Facebook, Twitter gibi sosyal ağların kullanımının yaşının düşük olması bunu direkt etkiliyor. Çünkü maalesef Türkiye'de rap'in dinleyici kitlesinin yaşı 18 yaşın biraz altı diyelim. Niye maalesef? Ya aslında çok maalesef'lik bir durum yok tabii ki de. Niye maalesef? Peki şöyle sorayım. Yani şey, senin idealindeki ne olsa daha iyi olurdu? Yani açıkçası benim böyle bir bu profilin çok daha dengeli dağılmasını isterdim. Yani beni aile babaları da, aile anneleri de ve çocuklar da, kardeşler de dinlesin isterdim. Aslına bakılırsa bu Facebook'ta baktığımızda işte istatistiksel olarak sanırım oradan kontrol edilebiliyormuş. Ben de çok anlamıyorum açıkçası. Ama sağ olsun arkadaşlarım kontrol ettiler ve anladığım kadarıyla aslında yaşta çok dengesiz bir şekilde 18 yaş altına dağılmıyormuş. Ama genel geçer bir doğru gibi rap için böyle söylenir. Facebook sayfandaki dağılımdan bahsediyorsun değil mi? Evet, evet. Bildiğim kadarıyla. Peki ben birazdan soruları da soracağım. Bayağı bir soru geliyor. Özellikle sana hepsini şey yapacağım. İletmeye çalışacağım. Facebook sayfanı kim yönetiyor? Arkadaşlarımdan oluşuk, gönüllü bir ekibimiz var. Ben çok fazla girmiyorum. Şahsi olarak bir Facebook profilim de yok. Facebook'u şahsi olarak kullanmıyorum ama bu fan page'imize ben de girerek arada bir bakıyorum ama çok tatlı bir ekibim var. 200, onlar bütün bu işleri benim için yapıyorlar. 370 bin kişinin üye olduğu bir sayfadan söz ediyoruz. Yani az buz bir rakam değil. Saniser fan değil mi? Facebook.com böyle Saniser fan olarak geçiyor. Ben bir yandan sorulara döneceğim birazdan ama şu konuya da geleyim. Sen de yakında albümünü çıkartıyorsun. Sorularımız arasında da var o. Geçtiğimiz ay albümü çıkacak demişti Beyaz Show'da. Şu an ekranda Salih Bulut demiş. Beyaz Show çıkalı bir ay oldu ve bir ay sonra çıkacak demişti albüm. Neden hala çıkmadı diyor. Önce bunun sorusunu sonra albümle ilgili yani sormuş. Aslında ben yaklaşık bir yıldır internetten sürekli iki ay içerisinde ben albümü çıkarıyorum. Bir ay içerisinde albümü çıkarıyorum diyorum. Ve maalesef gerçek olmuyor. Artık insanlar yavaş yavaş kıllanmaya başladılar. Yani benim onları geçiştirdiğimi falan düşünmeye başladılar. Ama böyle bir durum yok. Yani şöyle oldu. Kendim bir albüm hazırlamaya çalıştım bir sene önce. Tam o albümü bitirme sürecindeyken Rafet Erroman bana ulaştı. Ve işte onun bünyesine girdim. Yaptığım albümü çöpe attım. Başka bir albüm yapmaya başladık. Çünkü bu yaptığım albüm, yani benim bir sene önce yaptığım albüm biraz daha... Nasıl söyleyebilirim? Altyapılarımın biraz daha rock müziğe yatkın olduğu, rock müziğe yakın olduğu bir albümdü. Fakat Rafet Bey bunu pek uygun görmedi çıkışım için. Sonrasında istersen tarzını değiştirirsin ama şimdilik rap yap dedi. Ki aslında gayet de rap bir albümdü. Ama ve lakin yeniden başladık. Albüm bitti ama çıkması bayağı uzun bir prosedür doğrultusunda oluyormuş. Benim de bunlardan haberim yoktu. İlk albümüm olacak malum. O yüzden biraz gecikiyor. Ben bana söylenen tarihleri söylüyorum ama sanırım onlar da ellerinde olmayan sebeplerden dolayı geciktiriyorlar. Böyle böyle derken bir senedir bekliyorum ben de. Bu camiada albüm çıkartıp en çok satan rapçi kim? Herhalde Kartel'dir. Yani işte. Şu aralar güncel olarak. Güncel olarak inanın bir fikrim yok ama
herhalde Ceza ve Sagopa'nın albümleri çok yüksek satıyordur. Bilmem doğru muyum? Olabilir. Sagopa demişken bir soru var, sonra başka bir konuya geçeceğim. Duygu Şentun'a sormuş. Şanışer, Sagopa Kajmer'in yaptığı pesimist rap'e nasıl baktığını bizlere açıklayabilir mi demiş. Yani kendisiyle ilgili, yani daha doğrusu müziğiyle ilgili fikrimi dile getirmeden önce belirtmem gereken bir nokta var. Ben küçücük bir çocukken onun albümlerini alır dinlerdim. Dolayısıyla saygı çerçevesi içerisinde hareket etmek zorundayım her şeyden önce. Çok fazla ben dinlemiyorum artık ama zamanında çok dinledim. Çok şeyler hissettirdi bana şarkıları. Hı hı. Baktığımızda da işte her parçası Kürdi'yi güzel şiirsel sözlerle bezenmiş, hoş bir müzik yapıyor. Kendisini saygıyla anıyorum. Saygıyla anıyorsun. Selamlarını söylüyorsun. Pekala. Albüm çıkartmanın esprisi nedir bugün? Mesela sen albüm alan birisi misin? Evet, şahsen. Ben alıyorum. Öyle ben mi? Alıyorum ama çevremde çok fazla alan insan olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani bandrollü albüm alan evet, insan evet, olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani aslında galiba albüm çıkarmanın çok büyük bir esprisi kalmadı günümüzde internet sayesinde. Ama gene de bizler için, yani kendi evinde, kendi imkanlarıyla amatör müzik yapıp internete verip sesini biraz duyurmayı becermiş insanlar için hala çok büyük bir ekmek kapısı, umut kapısı albüm çıkarmak. Çünkü sizin programınız hariç gördüğüm kadarıyla albüm çıkmadan, albüm çıkarmadan bir promosyon desteğine sahip olmanız mümkün olmuyor. Yani siz ulaştığınızda size geri dönülmüyor kanallardan. Ki bu çok doğal çünkü anladığım kadarıyla burada da işleyen büyük bir olay var. Bildiğimiz bir bürokrasi var, şirketler, promosyonlar. Albüm acaba bir kişinin onay mekanizması gibi bir şey mi sektör tarafından? Aslında sadece sektör tarafından değil, bugün bir albüm çıkarmak bildiğim kadarıyla devlet nezdinde de bu işi senin profesyonel olarak yaptığını anlatan bir şey. Bunu yapmadan amatör olarak kalıyorsun yani. Yasin, albüm en son ne zaman aldın? Alır mısın? Sertab Erener'in albümünü aldım en son. İyi, bayağı güncelmiş. Ben şeye bağlıyorum, mesela albüm almanın esprisi benim için hep şeydi, yani bir kişinin eserlerine sahip olma ve onu dinleyebilme, arşiv yapabilme, tüketebilme, arşivleyebilme. Elinin altında olabilmesi. Hadi bu dijital evet, olarak ulaşabiliyor olmak, yani yasal olarak da bugün birçok yerden, atıyorum işte en basitinden TTNet Müzik gibi vesaire gibi, işte aşağı yukarı bütün operatörlerin hizmetleri üstünden ulaşabiliyorum. Sanki böyle bir ihtiyaç duymuyormuşum gibi bir hisse kapıldım artık. Bilmiyorum, hani sen ne düşünürsün? İhtiyaç duymak, duymamak da değil de her şeyden önce zaten az önce de bahsettiğim gibi sevdiğiniz bir sanatçının o ana kadar işte hangi eserleri ya da hangi albümleri çıkardıysa onların hepsinin elinde olması, hatta mümkünse ilk çıktığı zamanların olması tabii ki yani elinizdeki arşiv için çok çok önemli. Ama ikincisi dediğiniz de doğru, yani artık baştan ne kadar illegal olarak başlasa da daha sonrasında önünü alamadığı için bu olay legale döndü. Artık bütün internet sayfalarından ya da işte başka internet sitelerinden istediğiniz gibi online şarkı dinleyebiliyorsunuz. Ama bu işte bir yerden sonra sadece bunu iş olarak yapanlara albüm çıkarmak sadece bir prestij işi olmaya döndü. Yani ne kadar ne kazanıyorlar falan, bunun üzerine tabii konuşulur yani. Peki o kısma geleceğim ama şeyi de merak ediyorum. Biz daha önceki programlarımızda çok konuştuk. Özellikle bu Orta Doğu'da yaşanan olaylarla ilgili konular hakkında. Aslında harareti hala dinmedi. Hatta İstanbul'daki bu son toplantıyla birlikte evet, Libya üzerinde bayağı da tansiyon yükseldi. Şimdi şöyle iki tane görüş var. Orta Doğu'daki halk ayaklanmalarında sosyal ağların çok önemli bir rol oynadığıyla sosyal ağların sadece bir aracı olduğu, aslında o kadar da fazla kullanıcı kitlesi olmadığı ve rolünün abartıldığı üstünde gidip gelen iki tane görüş var. Sen hangi taraftasın? Şimdi birebir takip eden birisi olarak bunu söyleyebilirim. Bir kere benim önümde bütün haber merkezleri ya da işte ajansların hepsi açık. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki Reuters'tan ya da Anadolu Ajansı'ndan bile daha hızlı habere ulaşabiliyorsunuz Twitter üzerinden. Atıyorum işte Suriye'de şu anda
ki özellikle cuma günleri, cuma namazından sonra daha fazla hareketlenir bu Arap ülkelerindeki mesela olaylar. Mesela bugünün taze özeti neydi bize paylaşırsan? Bugünün taze özeti mesela Suriye'de dün olan olaylardan sonra bugün Suriye'de cenazeler kalktı ve ondan sonra tekrar olaylar çıktı. Herhangi bir ölüm olmasa da tabii olayların olması yeterliydi. Halk hala yana yakıla işte özgürlük istemeye devam ediyor ve bunu da artık hani Allahu Ekber sesleriyle dile getirmeye çalışıyorlar. Bir yandan işte dine sarılıyorlar, bir yandan özgürlük, bir yandan işte anayasa diyorlar ama ne kadar işte sesini duyan var şu anda. Az önce sorduğunuz soruya ben geri dönecek olursam Twitter ya da diğer sosyal ağlar ne kadar önemli? Bundan 2 sene öncesinde Twitter ya da Facebook'tan önce aslında bloglar daha etkin olmaya başladı. İşte Afganistan'da, Pakistan'da ya da işte İran'da, Mısır'da, özellikle Suudi Arabistan'daki çok kilit bir ülke. Yani çok fazla haber gelmiyor oradan. Haberiniz olmuyor bir yerde. Zaten kendi kapalı bir ülke olduğu için. Ama bloglar üzerinden çok fazla bilgiye sahip olabiliyorsunuz. O an ne yaşanıyor, işte hangi özgürlük mücadelesini yapıyorlar ya da işte kadınların çok fazla siyasette aktif olmadığı ya da sosyal hayata çok fazla katılmadığı söyleniyor. Fakat kadınların bile orada yaman bir özgürlük mücadelesi, hani her ne kadar araba kullanmak üzerinden olsa da ilk etapta, yani onların bile bir özgürlük mücadelesini veriyorlar onların üzerinden. Onlara sahipsiniz. İkincisi, bu olaylar olmaya başladığında eylemleri hareketlendirmek ya da eylemleri her tarafta lokal olarak işte meydanlar haricinde sokak ortalarına yaymak için bile burada toplanıyoruz, şurada toplanıyoruz, şu saatler arasında buradayız diye Twitter'dan çok aktif olarak şey yapabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz bunları. Yani o kadar etkin değil diye göz ardı etmek biraz saf dillik olur muhakkak. Peki bu konuyla ilgili son olarak merak ettiğim de gazetecilerin Türkiye özelinde belki dış dünyayı ajanslardan takip etme gibi bir durumu söz konusu oldu. Mesela sosyal medya senin rolünde bunu değiştirdi mi? İlk hani etapta, dış haberler editörü olarak soruyorum. İlk etapta maalesef diye cevap vereceğim. Bu sosyal ağlardan öncesinde sizin elinizde sadece haberleri yapmak için ajanslar var. Oradan haber geliyor ve ne yazık ki şimdiye kadar, aslında şimdi de içindesiniz. Bu batıdan doğuya gelen haber akışında biraz daha işte batının biraz daha oryantalist bakışı diyelim, biraz daha işte kendi görmek istediği haberleri ön plana çıkarmak istemesi diyelim. Onlara ama mahkumsunuz, yani o ajansları takip etmek zorunda kalıyorsunuz haliyle. Onlara bağlı kaldığınız zaman da onların gözlükleriyle ya da bakış açısıyla görmek zorunda kalıyorsunuz. İşte atıyorum o haberi yapmak için size hangi görüntüyü çekmişse, kimlerle röportaj yaptıysa, işte sokak röportajlarında neler konuşulduysa, siz haberi o görüntülere ve işte haberi yazan kişiye ya da o sokak röportajlarına, kişilerin görüşlerine yer verip de haberi yazmak zorunda kalıyorsunuz. Fakat bu bloglar, blogların üzerine çok fazla duruyorum çünkü orada biraz daha uzun yazıldığı için daha fazla geniş bilgi alabiliyorsunuz. Bu Twitter ya da işte Facebook'taki olan şeyleri gördükten sonra size gelen haberin gerçek olup olmadığını, işte yanlış yazıldığını ya da yanlış yazılmadığını, taraflı olup olmadığını biraz daha süzgeçten geçirme hakkınız ya da imkanınız olabiliyor. Daha doğrudan, daha direkt ulaşılabiliyor. Tabii. Değil mi? Bu arada izleyicilerimizden Sercan Korkmaz demiş ki en çok satan ikinci albüm Sagopa genel sıralamada DNR.com.tr'de demiş. Bunu da bir bilgi olarak paylaşmış olalım. Umarım senin albümün de belirli bir noktaya gelir. Peki bir genel olarak hepinize soruyorum. Geçen hafta da birazcık şey yaptık da sosyal ağların popüler kimlikler tarafından provokatif kullanımına nasıl bakıyorsunuz? Mesela bunun en güncel örnekleri Erol Köse, Hilal Cebeci vesaire, nasıl yorumluyorsunuz bunu? Ne dersin Doğuş? Valla herkesin kendi özel hayatı, isteyen istediği gibi yönlendirebilir. Nihayetinde katılanları varsa bu kitleyi de büyütür. Katılanı yoksa büyütmez. Bu kadar basit. Ya isteyen istediği gibi kullanıyor zaten. Ben mesela herhangi biri girip oraya abuk subuk da yazabiliyor.
Yani. Peki şöyle, aslında sen yani normalde kendi kurmak istediğin iletişim tarzına doğrudan... Ben zaten başka türlü yapıyorum. Böyle hani benim tarzım, herkesin tarzı bir olamaz zaten. Herkesin beş parmak hiçbir birbirine benzemez. Benimki de öyle. Ben gayet sıradan takılıyorum. Yine girdim Twitter'a. İşte arkadaş ediniyorum buradan. Mesela elimden geldiğince de cevap veriyorum neydi? Kimseyi kırmadan. Facebook'ta da bir sayfam var. Facebook'ta senin var. Bu ortama adım atmanı tetikleyen şey ne oldu? Ekibim iyi. Arkadaşlarım iyi. Sevgili Okan Doğuş97.com'u kuran arkadaşım iyi. Facebook arkadaşlar arasında hadi ben de katılayım oldum. Zaten 5000 taneden fazla arkadaş alamıyorsun. Hı hı. Beğeni var. Beğeniye gelirsen bir tanesinde 38 bin kişi var, bir tanesinde 17 bin, bir tanesinde 14, bir tanesi 22. Var. Bir tanesinde 3 bin var, bir tane var. Hep onlar hayranlarımın kurduğu. Hı hı. Bir tanesi bize bağlı. Onu da biz büyütmeye çalışıyoruz. Sağ olsun bir arkadaşımız hayranlarımdan Monza ve Evrin Doğuş hediye etti bize o sayfayı. O sayfayı büyütüyoruz şimdi biz. Onda da 14-15 bin kişi var. Büyüyor. Yani fan olarak orayı büyütmeye çalışıyoruz. Çünkü dağılmış bütün hayranlarım sayfalara. Hangisi ben olduğum bir gir bak, Doğuş oradan kaç tane çıkacak sana. Yani şeyde Facebook'ta değil mi? Yani, evet, bayağı dağınık. Çok var. Evet. Çok fazla Doğuş var. Önemli değil. Yani illa bir yerde olsun, toplu olalım. Öyle bir derdim yok açıkçası. Anladım. Fark etmez ama bak, ya bir sorunum yok demin, ya. Demin sorduğum sorunun çıkış noktası aslında şuydu. Şimdi sosyal ağların öncesinde sanat camiasından insanlar genellikle hep magazin muhabirlerinin kendilerini yönlendirdiklerini ya da işte olayların yanlış aktarıldığından dolayı yanlış anlaşıldıklarını iddia ederlerdi. Şimdi tamamen kendilerinin elinde araçlar varken bence çok daha fazla kazaya yol açıyorlar ya da dikkatsiz davranıyorlar gibi. Ya dediğim gibi yani herkes istediği gibi, istediği şekilde yönlendiriyor. Yani bu tamamıyla özgürlükle alakalı, fikirle alakalı, tavırla alakalı. Yani ben de şimdi şuraya uzanıp fotoğraf çekebilirim ve Twitter atabilirim gayet doğal, ya da şurada kartal duruşu durup hal çekimin deyip yapabilirim. Bu sorun değil yani. Nasılsa yeni akımımız Owling. Birazdan ona bakacağız zaten. Nasıl istersen ben yaparım yani. Sonuçta hayat benim. Yani bak şimdi birazdan o da yapacak. Kim bakıyor? Sen ne diyorsun Sarp? Ya ben bu çok arada geç öğrendim. Sarp mı demeliyiz? Ne demeliyiz? Nasıl isterseniz öyle diyebilirsiniz. Sen nasıl denmesini istiyorsun? Şey, ister Sarp. Sarp daha iyi sanki. Sarp değil mi? Bana evet. Da öyle geliyor. Sen ne diyorsun Sarp? Nasıl yorumluyorsun? Ya benim biraz geç haberim oldu. Twitter ama kullanmadığım oldu, için. Kaçış yok. Geç oldu ama oldu tabii yani, kaçınılmaz. Çok şaşırdım, şok oldum. Yani bunlar bize 20 sene önce anlatılan hikayelerdi. Eğer ünlü olmak istiyorsan açacaksın, göstereceksin, olacaksın. Bu kadar basit. Baktım yani bu senede hiçbir şey değişmemiş. Her ama şey aynı. Bir şahanlı işe yaramadı ya o. Yaradı Şahan ya, da çok şeydi. Yani çok güldüm ona ya. Gerçekten. Ama ya onda biri kadar ya. Daha yani takipçisi. Yani ıkınıyorum. O çok iyi. Haftanın, ya çok iyi ya. Haftanın çok Twitter beğendim. Mesajlarına bakıyoruz, sonra devam edeceğiz sohbete. Jerry Leibis. Gerilim filmi projem. Kasiyer aldıklarımı okutmayı ben poşetlemeye başlamadan bitiriyor. Sıra var. Poşetler açılmıyor. Yalnız çaresizim. Murat Aras. Eğer bütün büyük takımlar şike yaptıysa teorik olarak şampiyon değişmemeli. En iyi oynayan kazanmış işte. Gafebesi. Özledim, imkanım varsa kaç gel, sana ihtiyacım var demektir. Bu yüzden özledim diyen bir kadına ben de denmez. Öğrenin. Resul Ertaş. Askerlikten kaçmak için yüksek yapayım derken profesör, yasak sitelere girebilmek için DNS ayarı yapayım derken hacker olana Türk denir. Ferhat Göçer. 9 yaşında bir çocuğun Facebook, Twitter, telefon, iPod'u var. Benim o yaşta renkli kitaplarım, boya kalemlerim, tebeşirlerim ve hayallerim vardı. Muşmula Faruk. Ateşi keşfeden insanoğlunun şaşkınlıktan yaşayamadığı gururu mangalı yakmayı başarmış Türk erkeğinin bakışlarında görebilirsin. Jerry Leibis. Turkcell, Star Akademi falan derken paranın anasını ağlattın be Sertap. Gözümüz yok lakin...
hayat paylaşınca güzel la 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 la. Acımasız tweet. Beşiktaş Şike aklanıncaya kadar kupayı iade etti. Fenerbahçe bunu beğendi, Galatasaray bunu retweet etti, Trabzon horon tepti. Koray Peközkay. Beşiktaş kupasını aklanana kadar geri vermiş olabilir. Biz vermeyiz abi, o kadar para verdik.